Yeni günün en önemli haberi, akşamdan sabaha en önemli haberi nedir diye soracak olursanız, gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın iyi hal gerekçesiyle serbest bırakılması. Sadece 16 yıl 10 ay cezaevinde kaldı. Gazeteci Hrant Dink'i suikastla öldüren o gün Samast, iyi halinden dolayı koşullu salıverilme şartlarını taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi. Neden vurduğunu söyler misiniz? 19 Ocak 2007'de Türkiye karanlık günlerinden birini yaşadı. Gazeteci Hrant Dink, kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu, hayatını adadığı Agos gazetesi önünde suikaste uğradı. Hayatını kaybetti. Hrant Dink'i hayattan koparan o gün Samast'ı. Cinayeti işlediğinde yaşı 18'den küçük olduğu için tasarlayarak adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dink ailesinin avukatları ise Samast için silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasayı zorla değiştirme maddelerine göre ceza verilmesini talep etti. Yargıtay Samast'a örgüt üyeliği cezası da verdi. Ancak Yargıtay Samast'ın örgüt üyeliğini 220. madde kapsamında değerlendirdi ve zaman aşımına soktu. Böylece Samast örgüt üyeliğinden ek bir ceza almadı. İnfaz yasasına göre Samast 22 yıl 10 ay hapis cezasının 15 yıl 2 aylık bölümünü yatacaktı. Yani 2020'de tahliye edilecekti. Ancak 2020 yılında cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl ek ceza aldı. Samast hakkında verilen ek cezayı tamamlamadan iyi hal uygulamasıyla Şubat ayında nakledildiği Bolu F tipi cezaevinden akşam saatlerinde tahliye edildi. Şimdi şu ortaya çıkıyor. Demek ki o gün Samast'ı birileri koruyor, kolluyor. Demek ki zaten o gün Samast cinayetinde, cinayetten sonra bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler günü geldiğinde onu ömür boyu durması gerektiği o delikten de çıkarmayı bildiler.